Arkadaşlar merhaba. Philips kulaklık satın almıştım. İnternette almadan önce araştırma yapmak istedim. Ama aldığım Philips kulaklığın herhangi bir tanıtımını, kullanım şeklini anlatan bir video bulamadım. Bunun için bu videoyu çekme gereği duydum. Aldığımız Philips kulaklığın içerisinde bir sürü evrak var ama maalesef içerisinde İngilizce, Rusça vesaire var. Türkçe kesinlikle yok. Onun için deneme yanılma yoluyla öğrenmeniz gerekiyor. Ayrıca kulak boyutlarına bağlı büyük küçük olmak üzere farklı kulakçıklar koymuşlar kutunun içerisine. Bir tane şarj kablosu koymuşlar. Şarj soketi arkasında takıyoruz, şarj oluyor. Kulaklığın power bank'ı diyebileceğim, İçine koyduğumuzda gücünün dolmasını sağlayan bir kutucuğumuz var. Küçük, çok kibar bir kutu. Cebinizde taşıyorsunuz çok kolayca. Kutunun şarjını buradaki ışıktan anlıyoruz. 4 tane mavi ışık var. 4'ü yandığında full. Çok da kısa sürede şarj oluyor ayrıca. Dakika tutmadım ama 5-10 dakikada şarj oluyor herhalde. Kulaklıklar bu şekilde kendi yuvalarına mıknatıslı bir şekilde şak diye kendi başına giriyor. Şarjı az olan kulaklık şarjını doldururken beyaz ışık yakıyor bu şekilde. Kulaklıkları ayrı ayrı kullanabiliyoruz. İkisi aynı anda çalışmasa da oluyor. Sağ kulaklığı kullanıyorum genelde ben. Kulaklığın ortasında şu şekilde Philips yazan yerde bir tuş var. Uzun süre basılı tuttuğumuzda Power On diyerek açılıyor. Uzun süre basılı tuttuğumuzda power off diyerekten açıp kapanıyor. İki kulaklığı birden kulağımıza aldığımızda ikisi de bağlandı diye, tabii İngilizcesi bağlandı diye uyarı veriyor. Kulaklığın herhangi birisine uzun süre ikisi birlikte açıkken kulaklığın herhangi birine uzun süre basarak kapatırsanız ikisi birden kapanıyor. Gelen aramaları karşılarken telefonunuzun ekranındaki gelen aramayı yanıtlamak için basılan tuşlara basarsanız eğer telefondan aramayı yanıtlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Bluetooth'tan çıkıyor. Ama telefon çaldığında Bluetooth'un tuşuna basar da öyle karşılarsanız, öyle yanıtlarsanız kulaklıktan konuşuyorsunuz. Ben ilk başta bir arıza olduğunu düşünmüştüm ancak telefondan karşıladığımda, yanıtladığımda aramayı telefondan cevap vermem gerektiğini sonradan anladım. Eğer kulaklıkla karşılamak istiyorsak gelen aramayı kulaklığın tuşuna basarak kabul ediyoruz veya aynı şekilde konuşurken yine tek sefer basarak aramayı kapatıyoruz. Müzik çalma işini de yine sadece aç kapa olarak buradan yapıyoruz. Müzik çalarımız da hali hazırda çalan şarkıyı durdurup tekrardan başlatma tuşu niyetine kullanılıyor. Başka da kullanırken dikkat etmemiz gereken veya bilmemiz gereken telefonun ekranının sağ üst köşesinde telefonun şarjının göründüğü gibi kulaklık simgesinin yanında bir şarj hanesi gözüküyor. Orada doluluk oranına bağlı olarak bittiğini veya dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca söylemem gereken ne var diye düşünüyorum. Kulaklığın şarjı uzun süre gidiyor arkadaşlar. Yani rahat 2-3 saat gidiyordur. Yabancı dilde yazdığı için ben tam kitabı ne kadar olduğunu bilmiyorum. Powerbank'ın kulaklığı içine koyup doldurduğumuz powerbank'ın şarjı ise çok kolay doluyor. Ya 5-10 dakikada doluyor yanlış hatırlamıyorsam. Şu an kullanım için çok memnunum aldığıma. Bası, tizi, müzik kalitesi acayip güzel. Çok güzel. Kullandıkça daha da zevkli olacak. Daha da hoşunuza gideceğine inanıyorum. Almanızı da tavsiye ediyorum.